أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cennette Habibin etrafında buluşanlardan eylesin. Kıymetli dostlarım, kalabalık olunca herkese tek tek ayrıca hoş geldin, sefa geldin, karışıklığa meydan vereceği için hepinize toptan hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Yeni gelen kardeşlerimiz var. Rabbim Kur'an yolundan bizleri ayırmasın. Bugünkü dersimizde her birimiz için çok önemli olan bir konuyu tabiri caizse masaya yatıralım. Kur'an ve sünnet gözüyle bakalım. Ve kardeşlerim kesinlikle şu hesabı çok iyi yapmalıyız. Nasıl olmalıyım ben? Allah beni nasıl istiyor? Habibi beni nasıl istiyor? Bu sorunun cevabını gerçekten doğru düzgün anlamalı ve bu konuda taviz vermemeli. Kıymetli dostlar, bir tane genç talebemiz, şu anda bizde hocalık yapan bir hoca arkadaşımıza dedim ki geçen de, yavrum dedim, sen burada talebeliğe başladığın zamanı hatırlıyorum. Bak aradan ne kadar zaman geçti. Hafızın bitti, ortaokul bitti, lise bitti, üniversite bitti. Arapçayı bitirdin ve şimdi görev yapıyorsun. Ömür çok hızlı geçiyor. Sadece benim ihtiyarlığımı görme. Senin de bu arada ihtiyarladığının farkında ol. Ya hocam dedi, gerçekten de aradan dedi 8-10 sene geçti dedi. Ne kadar hızlı geçiyor. Kardeşler, farkında olsak da olmasak da hepimiz yolcuyuz. Bu kervan devam ediyor. Kimse durduramadı ki. Bu kervan devam ediyor. Kimse durduramadı ki. Hep gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Allah'a gidiyoruz. Ona gittiğimize göre, o da her şeyi çok iyi bildiğine göre kendimizi ona göre hazırlamalıyız. Bir hanım kız babasının evinde 20 sene durur. Ama gelin olup gideceği zaman acayip hazırlanır. Gelinlikler, hazırlıklar. Benim hazırlığım yetmez diye bazen kuaförden de destek isterler. Nereye gidiyor? Efendim, damat evine gidiyor, zifafa gidiyor. Yapılması mümkün olan, kendi açısından mümkün olan en güzel süsünü süslenerek gidiyor. Ne dersiniz? Hep Allah'a gidiyoruz. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Gelinliğimizi giydik mi? Hazırlığımızı yapabildik mi? Kardeşler, hepimiz bir işle meşgul oluyoruz. Meşgul olduğumuz iş bizim asıl işimiz zannediyoruz. Vallahi asıl işimiz o değildir. Asıl işimiz Allah'a doğru kulluk yapmaktır. O ikinci sırada gelir. Bir fabrikada müdür olduğumuzu, bir iş yerini çalıştıran bir İş yeri sahibi veya idarecisi olduğunu düşünelim. Birinci işimiz o mu? Hayır, değildir. Dünyada varoluşumuzun birinci sebebi bizi var eden Allah'ı tanımak ve ona kulluk yapmaktır. Akşam evimize götüreceğimizi elbette düşünürüz. Hesabını yaparız. Evimize götüreceğimiz çocuklarımızın işine yarayacak. Biraz da bizim işimize yarayacak. Peki evimize götüreceğimiz önemli de ahirete götüreceğimiz önemli değil mi? Herkes mezara giriyor. Ama ne ile giriyor? Herkes mezara giriyor. Herkes aynı sonuçla mı karşılanıyor? Burası çok önemli. Kardeşler, çok sevdikleriniz, yakınlarınızdan mezara koyduklarınız olmadı mı? Mezarına kadar gidip defin işlemlerine katıldıklarınız olmadı mı? Sonra ne oldu? Anamızı babamızı koyduk mezara. Çok sevdiğimizi koyduk mezara. Sonra döndük, biz işimize baktık.
Altta kalanın canı çıksın dedik. Onlar hala toprağın altında. Böceklerle mücadele ediyorlar. Yarın seni de çocukların, beni de çocuklarımız koyacak. Yanımızda hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla evimize ne götüreceğiz akşam? Bize liste verdiler. Şu listeleri, şu malzemeleri alın dediler. Ne yapıyoruz? WhatsApp'tan birkaç defa bakıyoruz. Acaba eksik var mı yok mu? Liste tamam mı değil mi? Listeyi tamamlayıp eve gidiyoruz. Evimize karşı sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ve bu sorumluluğun gereği olarak eve ne götürüp götürmediğimizin hesabını yapıyoruz. Kendi evimize, kendi ahiretimize ne götürüp götürmediğimizin hesabını bizden başka kim yapar ki? Kim yapar ki? Bu hesabı kardeşler biz yapacağız. Tekrar bir cümleyi altını çizmek istiyorum. Her birimiz bir işle meşgulüz. Benim birinci işim imamlık mı? Hayır değil. Müftünün birinci işi müftülük mü? Hayır değil. Diyanet İşleri Başkanı'nın birinci işi Diyanet İşleri Başkanlığı mı? Hayır değil. Peygamberin birinci işi peygamberlik mi? Hayır değil. Herkesin birinci işi kulluktur. Dolayısıyla bizim bu yöne taalluk eden vazifelerimizi göz ardı yapmayalım. Kardeşler, bizi toplansak bir araya gelsek, desek ki arkadaşlar falanca yere aktivite için gidelim. Herkes kendi aracıyla gidecek yerde bir otobüsle gidelim desek. Buradan Düzce'ye otobüs konuşsak. Sonra toplandığımız yere otobüs gelse, gelen otobüs C kalite bir otobüs olsa, halk otobüsü gibi bir otobüs olsa, hep mırın kırın yapmaz mıyız? Bize bu mu gider demeyiz mi? Halk otobüsü bizi kurtarmaz. Peki bizim ibadetlerimiz acaba hangi kalitede? Bizi cennete götürecek olan amellerimiz hangi kalitede? Bunu sen ben düşünmezsek ya kim düşünecek? Bu tekerlek hep böyle dönmez. Bir gün trak diyecek ve artık yolculuk bitmiş olacak. Başka bir yolculuk başlayacak. O yolculukta en çok sevenlerimiz en çok yapacağı mezara koyup sağa sola çevirecek. Tahtaları dizip haydi ben de gidiyorum diyecek. Şimdi ne yaptıysan sonucuna katlan diyecek. Dercesine gidecek. Arkasına bakmadan gidecek. Kardeşler, böyle bir mukaddimeden sonra dersime geliyorum. Birinci işimizin Allah'a kulluk olduğunu söyledim. Bu kulluğun başlangıcı kelime-i şehadetle teessüs eder. Ondan sonraki en önemli görev namazdır. Namazla ilgili şu cümleyi paylaşarak bir başka noktaya geçmek isterim. Allah Celle ve Ala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Habibine, namazın farz olduğunu ümmetine duyurdu. Zekatın farz olduğunu duyurdu. Haccın farz olduğunu duyurdu. Sözümüze durmamızın, ahitlerimize, misakımıza durmamızın farz olduğunu duyurdu. Ama namaza gelince öyle olmadı. Namaza gelince Cibril-i Emin'i Namus-u Ekber'i gönderdi. Bir Burak da gönderdi, vasıta da gönderdi. Aldı Habibini Haram-ı Şerif'ten, Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya Burak'la yürüttü. Sonra orada peygamberlerle buluşturduktan sonra Miraç'ı aldı. Yedi kat semanın fevkine çıkardı. Sidretül Münteha'yı açtırdı. Mekanlar bitti, la mekan başladı. Cebrail Aleyhisselam'ın artık ben buradan öteye geçemem dediği alem gerçekleşti. Ve nihayet Habibi ile arasında ancak onların bildiği, bizim sadece duyduğumuz olay gerçekleşti. Huzuruna aldığı peygamberine neler öğretti, neler öğretti. Dönerken dedi ki, ben seni buraya aldım, ümmetine namazı farz kıldım, beş vakit namaz farzdır. Haydi git ümmetine bunu tebliğ et dedi. Dolayısıyla ümmetine namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır der gibi namazı demedi. Gel Habibim sana çok önemli bir şey söyleyeceğim.
önemli bir vazife vereceğim dedi. Hiçbir peygambere vermediği değeri vererek Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Burak'la yürüttü. Oradan kudreti ilahiye ile yedi kat semanın fevkine, arşın fevkine, Sidretül Münteha'ya aldı. Gel Habibim, önemli bir vazife veriyorum sana. Ümmetin beş vakit namazı kılacak, onlara farz kılınmıştır dedi. Öyleyse namaz da farz, oruç da farz, zekat da farz, haç da farz. Ama namazın farziyeti hiçbirisine benzemez. Bundan dolayıdır ki, yerde ve gökte, havada, denizde, karada, nerede olursak olalım, namaz bizim gözümüzün bebeğidir, can kurtaran simidimizdir. Namazsız olmaz, olmaz, olmaz. Her şeyden feragat ederiz ama namazdan feragat edemeyiz. Bunu ifade ettikten sonra şunu paylaşmak isterim siz dostlarımızla. Namazda herhangi birimiz çok darda kaldığımızı düşünelim. Namaz konusunda kulum sen çok darda kaldın, şimdi kılmayabilirsin dediği noktalar nelerdir ki? Çok yoğun işim vardır. Kılmasam olur mu? Ne dersiniz? Birinci işin o iş değil ki. Birinci işin namaz işidir. Efendim hastanedeyim. Sırada bekliyorum. Namazı kılmasam olur mu? Olmaz. Ameliyattan çıktım. Aklım başında. Kafamı sallayacak imkanım vardır. Şimdi kılmayayım. Sonra kılarım olur mu? Yoğun bakımdayım ama kafamı sallayabiliyorum. Şimdi kılmayayım. Sonra kılarım olur mu? Ağrılar, sancılar içerisinde kıvranıyorum. Şimdi müsait değilim, daha sonra kılarım olur mu? Üzerimde affedersiniz sidik var, kan var. Şimdi kılmayayım, sonra kılarım olur mu? Olmaz. Hiçbirisi olmaz. Namazsız olmaz, olmaz, olmaz. Bu böyledir kardeşler. Eğer Allah Celle Celaluhu Habibine, gel Habibim Sidretül Münteha'yı aş, huzuruma gel, sana önemli bir vazife vereceğim deyip de namazı eğer farz kılıyorsa, bu vazifeyle onu gönderiyorsa, namazın diğer farzlardan ne kadar farklı bir ibadet olduğunu fark etmemiz lazım. Peki kıymetli dostlar, yarın ahirette Sırat Köprüsü'nde özellikle namazdan hesap vereceğiz. Eğer namaz hesabımız temiz çıkarsa, ondan sonraki hesapların kolay olduğunu biliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Namaz hesabını kolay verebilirsek, diğer hesapların da kolay geçeceğini görüyoruz, kitaplarda biliyoruz. Peki namaz hesabının kolay geçebilmesi için ben size namazla ilgili çok farklı konuları başından sonuna kadar anlatmayacağım. Sadece namazla ilgili bir konuyu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakışıyla, sahabe-i kiramın bakışıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gerçekten örnek alan insanların bakışıyla namazda namazı cemaatle kılmanın güzelliğini tekrar sizin gözünüzün önüne, hepimizin gözünün önüne sermek istiyorum. Kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar, sizden benim istirhamım, sakın ön yargıyla dinlemeyin. Gönüllerimizi boşaltalım. Allah Resulü ne diyor diye bakalım. Onun sözlerini büyükler nasıl anladılar ve büyük oldular? Bunu düşünelim. Bize düşen nasip neyse onu almaya çalışalım. Bir gün gelir ki almak isteseniz de alamazsınız. Eyvah, para etmez. Pişmanlık fayda vermez. Pişmanlığın fayda vereceği gün bugündür. Yarın fayda vermeyebilir. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "A'zamun nasi ecran fi's salah eb'aduhum." Namazda fazileti en çok olan kimdir? Sevabı en çok olan kimdir? Mescide en uzak olandır diyor. "Feb'aduhum memşen." En uzakta kimse en faziletli odur. Uzaklık derecesine göre namazın fazileti artıyor. Diyor ki devamında: "Vellezî yentezirus salâh hattâ yusalliyehâ ma'al imâm." Ben namazı cemaatle kılayım, bekleyeyim imam gelsin diye.
Cemaatle namaz kılmak için camide bekleyen kişi اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذ۪ي يُسَلِّي ثُمَّ يَنَامُ Kendi kendisine namaz kılıp sonra yatandan mükafatı çok daha büyüktür. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. مَنْ تَضَحَّرَ ف۪ي بَيْتِهِ Bir insan evinde abdestini alırsa, ثُمَّ مَشَى اِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Allah'ın evlerinden bir eve giderse, لِيَقْضَيَ فَرِضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ Allah'ın farz kıldığı farz namazlardan birisini cemaatle kılmak için Allah'ın evlerinden bir eve giderse, كَانَتْ خَطْوَتَاهُ اِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيَةً وَالْاُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً Melekler onun attığı bütün adımları sayarlar. Attığı bir adım günahına kefaret, öbür adım da Allah nezdinde derecesinin yükselmesine sebep olur, diyor. Demek ki cemaatle namaza giden insanın attığı adımlar sayılıyor. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh der ki, كَانَ رَجُلٌ لَاَعْلَمُ رَجُلًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ Arkadaşlarımızdan birisi mescide çok uzaktı. وَكَانَ لَا تُقْتِعُهُ صَلَاتٌ Her namazda camideydi. En uzakta oydu ama her namazda camideydi. Ona ben dedim ki ona, لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَى Bir merkep alsaydın, efendim karanlıkta ona binseydin, sıcakta onunla beraber gelseydin, gelişini kolaylaştırsaydın daha iyi olmaz mıydı? Çok uzaktan geliyorsun dedim kendisine. Bana dedi ki, مَا يَسُرُّنُ اَنَّ مَنْزِلِ اِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ Ben evimin caminin dibinde olmasını sevmem ki. اِنِّ اُرِيدُ اَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ Ben camiye doğru attığım adımların tek tek yazılmasını istiyorum. Amel defterimde bunları biriktirmek istiyorum. Ve rucu'i izâ raca'tu ilâ ehlî camiden namazı bitirip evime döndüğümden de o eve dönerken attığım adımların da benim hazinemde birleşmesini, birikmesini istiyorum. Fekâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kad cema'allahu leke zâlike kullehu. Bu konuşmayı duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu ikisini sende toplamıştır. Gelirken ve giderken attığın adımların her birisi ayrı ayrı hanene yazılmaktadır der. Kıymetli dostlar, beş vakit namazın beşinde de cemaat gerçekten namazın faziletini artıran bir güzellik olmasının yanında özellikle sabah namazıyla yatsı namazına hadis-i şeriflerde vurgu yapılmaktadır. Osman İbni Affan radıyallahu anh Efendimiz der ki, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Siz bu sözü benden değil de direkt Peygamber Efendimiz'den dinlediğinizi farz eder misiniz? Kıymetli dostlar, kabul edin ki bu sözü ben söylemiyorum. Direkt sözün sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den duyuyorsunuz. Kardeşler, gece yattığınızda rüyanızda peygamber gelse sallallahu aleyhi ve sellem ve size benim bu okuyacağım hadis-i şerifi okusa etkilenmez misiniz? Sabahleyin kalktığınızda peygamber geldi, bana böyle bir hadis-i şerif, böyle bir talimat verdi deyip hiç kendinize değişiklik olmaz mı? Rüyadan daha önemli değil midir, daha ciddi değil midir şimdi bizim yaptığımız nakil? İşte şimdi ben size, sadece size değil, hem kendime hem size, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkan cümlenin orijinalini okuyarak tercümesini yapıyorum. مَنْ صَلَّ الْعِشَاءَ ف۪ي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ ف۪ي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş. Kim sabah namazını da cemaatle kılarsa, gecenin diğer bölümünü de ibadetle geçirmiş. Dolayısıyla hem yatsı hem sabah namazını cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi kabul edilir nezd-i ilahiyede. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. اِنَّ اَثْقَلَ صَلَاتٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ İçinde iman olmadığı halde, kalbinde iman olmadığı halde, iman süsüyle kendisini yaldızlı gösteren münafıklar, durumları yakalanmasın diye camiye cemaate gelirler ama o camiye cemaate çaktırmamak için gelen münafıklara en ağır namaz, yatsı namazı ile sabah namazıdır buyurmuş. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَّانُ
Kainatın efendisi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklar sabah namazıyla yatsı namazına cemaatle gelmenin ne büyük mükafatı olduğunu bilselerdi, ayakları kesik de olsa, iki ayakları olmasa bile sürüne sürüne camiye gelirlerdi. Ben sabah namazında camide olmayan bir kısım cemaati fark ettim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düşündüm ki ben emretsem birisine namaza geçse, fetukam namaza durulsa, thümme amura racülen yanıma bir adam alsam, feyusalli binnas, birisine desem ki namazı kıldır, insanlar namaza dursa, thümme entalik ma'i bir ricalin ma'hum hazmun min hatabin, ellerinde, yanlarında, kucaklarında odundan demet demet odun olan bir grup insanla beraber gitseydim, ila kavmin la yeşedûne salâh, camiye cemaate gelmeyen insanlara gitseydim, fe uharrika aleyhim buyutehum binnar, evlerini ateşle tutuştursaydım diye düşündüm diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, eğer oturup doğru konuşalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben bu namazda camiye gelmeyenleri fark ediyorum. Ah birisini imam olarak yerime geçirsem de, yanıma bir grup insan alsam, şu camiye gelmeyenlerin evlerini yaksam diyor. Kardeşler, o camiye gelmeyen insanların evinin suçu ne? Evini yakmaktan maksat o evin içindekileri yakmak değil midir? Kardeşler, bir başka şey söyleyeyim size. O gün o evde yatanlar nerede yatıyorlardı? Toprağın üzerinde yatıyorlardı. Suyu nereden alıyorlardı? Affedersin, tuvalete nereden gidiyorlardı? Sıcak su bulmak için hangi şartlarda buluyorlardı? Hangi nimetlerdeydiler? Bizim o günkü insanlara göre evimizdeki nimetler 1000 kat daha fazla mıdır? Bakın, yüz demiyorum, 1000 kat daha fazla mıdır? 1000 kat daha fazladır. Ne dersiniz? O insanlar o evlerden kalkıp camilere gitmesi gerekiyorsa, Allah Resulü onların camiye gelmemesini böylesine rahatsızlık duyacak ifadelerle, rahmet peygamberi, alemlere rahmet olan bir peygamber, evlerini yaksam diyor. Gerçekten evlerini yakmak için bunu söylemiyor. Ne kadar üzüldüğünü ifade etmek için söylüyor. Ah kardeşim, kuş tüyünden yastıklar üzerine kafanı koyup yatarsın. Kaliteli yorganın altında, kaliteli yorganın üstünde yatarsın. Her taraf kalorifer sıcak, sımsıcak atmosferde yatarsın. Neden peygamberin üzersin ki? Neden peygamberimizi üzeriz ki? Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o günkü insanlara reva görmediğini, bize reva gördüğünü mü düşünürüz? Devam ediyorum. Yatsı namazıyla sabah namazı özellikle zikredilmiştir. Zira yatsı namazıyla sabah namazının hem kış mevsimi itibariyle hem yaz mevsimi itibariyle diğerlerinden daha zor olduğunu ifade için burada özellikle zikredilmiştir. Cennette insanların derecesinin yükselmesi camiye gidip gelmekle alakalı olduğunu, cemaate gidip gelmekle alakalı olduğunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle beyan etmişlerdir. Bundan sonraki hadis-i şeriflerin bir kısmını isterseniz zamandan kazanmak için mealen söyleyeyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğinde şöyle der. Kim günün herhangi bir vaktinde camiye gider ise Allah Celle Celaluhu her gittiğine karşılık, sabah akşam hiç fark etmez, her gittiğine karşılık cennette ona özel bir hazırlık yapar. Her gittiğine karşılık cennette ona özel bir hazırlık yapar der. Kıymetli dostlar, diyor ki ve ma'nel hadis, hadisin manası şudur. Enne men kharaca ilel mescidi lissala, camiye namaz kılmak için çıkıp giden insan, fe innehu zairullahi teala. Cami kimin evidir? Allah'ın evidir. Peki, o zaman camiye giden her insan kimin misafiri olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor. Vallahu ya'uddu lehu nuzulen minel mescid. Külle men talaga ilel mescid. Sevaun kâne fî evvelin nehâr ev fî âhirî. Peki Allah Celle Celaluhu Habibi vasıtasıyla bize diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Bizim evimize bir misafir gelse
ona bir şey ikram etmeden gönderir miyiz? Göndermeyiz. En fakirimiz bile göndermez. Biz her camiye gittiğimizde Allah'ın misafiri olduğumuza göre Allah Celle Celaluhu bize özel bir hazırlık yapmaz mı cennette? Kıymetli dostlar, şu hadisi şerifi Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz sahabe-i kiramın büyüklerinden, fukaha-i sebaden en derin alimlerinden birisidir. İmam-ı Azam Hazretlerinin hadisleri ve ilmi kaynak olarak sahabe-i kiram içerisinden en çok dayandığı Abdullah ibn Mes'ud'tur kıymetli dostlar. Diyor ki Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz "Men serrahu en yelgallâhe gaden" cümleleri tercüme ederek size söylüyorum, ilave yapmadan söylüyorum. Kimin sözünü söylüyorum size şimdi? Abdullah ibn Mes'ud Hazretlerinin sözünü naklediyorum. Özellikle can kulağıyla burasını torbanıza, sandığınıza, cebinize koymanızı arzu ederim. Diyor ki: "Men serrahu en yelqallaha gaden müslima." Sizden ey dostlar, Müslüman olarak yarın ahirette Allah'ın huzuruna varmak isteyen kimdir? Ben yarın ahirette Allah'ımın huzuruna imanla Müslüman olarak gitmek istiyorum diyen, bundan mutluluk duyan insan فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَالِهِ عَلَى هَاُولَٰئِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ. Bu beş vakit namaza nereden çağrılıyorsa orada bu beş vakit namaza devam etsin. Bu beş vakit namaza nereden çağrılıyorsa, ezan nereden okunup hayya ala salah gel namaza deniyorsa, oradan o namaza, yani evinde değil, iş yerinde değil, oradan o namaza devam etsin. Fein, devam ediyor kendi sözünü, devam ettiriyorum. فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme süneni hudayı meşru kılmıştır. Süneni hudayı meşru kılmıştır. وَلَوْ اَنَّكُمْ وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Huda demek arkadaşlar, süneni huda demek İslam'ın alameti olan sünnetler. Ezan da bunlardan birisidir, cemaatle namaz da bunlardan birisidir. Diyor ki, cemaatle namaz da süneni hudadandır. وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّ هَذَا الْمُتَقَلِّفُ ف۪ي بَيْتِهِ. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz bir mahalleyi, bir kariyeyi ziyaret ettiğinde insanların bir kısmının, mahalledeki insanların bir kısmının camiye geldiğini, bir kısmının evinde kıldığını görüyor ve diyor ki şu arkadaşınız evinde kıldığı gibi siz de namazlarınızı evinizde kılmış olsaydınız لَتَرَكْتُمْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ peygamberinizin sünnetini kesinlikle terk etmiş olursunuz. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ peygamberinizin sünnetini terk ettiğinizde de لَضَلَلْتُمْ elbette sapıtırsınız. Sapık olursunuz diyor. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَضَهَّرُ فَيُحْسُنُ الطُّهُورِ. Bir adam abdest alır ve abdestini güzel alır da ثُمَّ يَعْمِدُ اِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَادِدِ. Şu mescidlerden birisine gitmeye karar verirse Allah-u Teala her adımına bir iyilik yazar ve bir derecesini yükseltir, bir günahını siler. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizi şöyle görmüştüm diyor. Demek ki Efendimizin vefatından daha sonra, yıllar sonra millette meydana gelen cemaat konusundaki gevşekliği görünce bunu anlatma ihtiyacı duyuyor. Diyor ki ben bizi bizim zamanımızda şöyle görüyordum. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında camiye gelmeyen birisi varsa münafık olduğu bilinen kişilerdi. Gerçekten Müslüman olduğu halde namaza cemaate gelmeyen biz bilmezdik. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامْ فِي الصَّفِّ. Sağlığı sebebiyle, sağlığının elverişli olmaması sebebiyle kendi kendine camiye gelmeye gücü yetmeyenin İki arkadaşının koluna girerek camiye geldiği, hatta namaza ayakta kendi kendine duramadığı, sağdan soldan payandalarla namaza durduğu arkadaşlarımızı bilirim. Bu haldeyken camiye cemaate gelirlerdi.
Kıymetli dostlar, şimdi Hazreti Enes radıyallahu anh'ın bir hadisi şerifini bilgilerinize sunuyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Men salla lillahi 40 yevmen fi cemaatin yudriku tekbiratel ula kutibe lehu beraatan beraatun minen nar ve beraatun minen nifak. Kainatın efendisi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan 40 gün iftitah tekbirini kaçırmayacak şekilde camide cemaate devam ederse 200 vakit namaz yapar. Kim 40 gün iftitah tekbirine yetişecek şekilde cemaatle namaza devam ederse 2 tane beraatini garanti eder. Birisi cehennemden beraat, birisi de münafıklıktan beraat. Evet. Geçiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce zikrettiğim bir hadis-i şerif ama ilerisine bir ilave daha var. Nefsim 7 kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, camiye gelmeyenleri fark ettim. Yerime birisine emretsem ezan okusa da, başka birisine de sen de namaz kıldır desem de, ben de şu camiye gelmeyenlere gitsem, onların evlerini üzerine yakıversem diye arzu ettim diyor. Bunu biraz önce de okumuştuk. İlavesi var kardeşler. Bakın ilavesinde ne diyor. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsim 7 kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَم۪ينًا اَوْ مِرْمَامَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءِ Allah'a yemin ederim ki onlardan birisi yağlı bir kuyruk hisseselerdi, iyi bir müşteri bilselerdi, camide iyi bir müşteri vardır diye bilselerdi, gelirlerdi dedi. İyi bir müşteri olduğunu bilselerdi, camiye gelirlerdi. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden şu hadis-i şerifi paylaşıyorum kıymetli dostlar. Mealen söylüyorum. Eğer insanlar ezan okumanın ve birinci safta durmanın faziletini bilselerdi, sonra bunu bilen insanlar ezanı ben okuyacağım deyip yarışa başlasalardı, herkes camiye birden birinci safa ben gireceğim deyip birden camiye girecek olsalardı, kardeşim kavga yapmaya gerek yok, hep beraber camiye girdik. Efendim birinci safa hepimiz hak ettik. Ne yapalım? Kura çekelim bari. Denseydi, kime kura çıkarsa hepimiz camiye beraber geldik. Birinci safa hepimiz hak ettik. Kura çekelim de kime kura çıkarsa o geçsin birinci safa denseydi. Hiçbirisi kura hakkından vazgeçmezdi. Kura ise kardeşim kura. Kura ise kura. Kim giderse gitsin falan. Önemli değil. Ben arkada kılayım kimse demezdi. Kura ise kura. Sonuna kadar ben birinci safa girmenin efendim şerefini yakalamak istiyorum derlerdi diyor. Kim diyor bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, camiye cemaate gitmemenin mazereti olur mu? Ben söylersem bana inanmayın. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den size nakledeceğim. Ömer İbni Ümmü Mektum, Abdullah İbni Ümmü Mektum da deniyor kendisi. Ama birisiydi biliyorsunuz. Sahabe-i kiramdan ama birisiydi. Dedi ki kendisi, Peygamber Efendimiz'e geldim sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki ya Resulallah, ben malul birisiyim. Elimde karışık uzaktayım. Bir elimden tutan birisi var ama haydi deyince gelmiyor. Acaba ben evimde namaz kılsam, camiye cemaate gelmesem, İzin verir misin? Buna ruhsat var mıdır der. Hatta bu bir başka rivayetinde Medine o zaman böyle kalabalık değildi. Yani yolları düzgün değildir. Gece yatsı ve sabah namazına gelirken yani canavar korkusu da olabilir. Kendimden de emin değilim. Bana izin var mı, ruhsat var mı evimde kılsam der. Sorar kendisine.
Ezanı duyuyor musun? Evet duyuyorum ya Resulallah. Ben senin için ruhsat bilmiyorum der. Bu haline gelmen gerekir der kendisine. Hatta bu hadisi şerifin biraz daha mufassal şekli evvela kendisine der ki tamam evinde kılabilirsin der. Çok sevinir. Döner kapıdan çıkmadan gel 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 der. Tekrar geriye çağırır. Der ki ezanı duyuyor musun? Duyuyorum. Öyleyse sana ruhsat yok geleceksin der. Anlaşılan odur ki birincisinde izin verdiğinde kendi iştihadıyla izin vermiş. Ama Cebrail aleyhisselam geldi yanlış yaptın dedi. Çağır işi düzelt dedi. Geleceksin sana ruhsat yoktur dedi. Ah kardeşlerim Abdullah İbni Ümmü Mektüm'e müsaade etmeyen Allah'ın Resulü bana hangi mezhepte müsaade etmiştir? Bana kim izin vermiştir? Bir değil, iki değil. Ne olacak benim halim? Evet, şimdi kardeşler, biz dinledik bunları. Başka dinleyenlerden bahsedeyim size. Bizim gibi bunları dinleyen Selefi Salihinden size örnekler vereyim. Sa'id İbnül Müseyyep radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, 20 senedir bir ezanı ne evimde ne de yolda duymadım. Hepsini camide dinledim. 20 sene. Nasıl anlamışlar olayı? Nasıl kavramışlar olayı? Muhammed İbni Vasil der ki, dünyada ben 3 şeyi severim. Bir arkadaşım olsun ki, yanlış yaptığım zaman bana dur, yanlış yapma desin. Eğri yaptığım, yanlış yaptığım şeyi düzeltsin. Bir de namerde muhtaç olmayacak rızkım olsun. Bir de cemaatle namazım olsun isterim. Cemaatle namazım olsun isterim. Hatemül Asam Allah dostlarından der ki, bir gün cemaatle namaza gidemedim. Yetişemedim. Ebu İshak el-Bukhari benim namaza gitmediğimi, cemaati kaçırdığımı gördü. Evime geldi. Bana geçmiş olsun dedi. Yazıklar olsun dedi. Eğer benim çocuğum ölseydi, şu şehirde beni herkes sanır. 10.000 kişi gelirdi. Başın sağ olsun derdi. Allah rahmet eylesin derdi. Beni taziye ederdi. Bir namazımın kazaya kalması bir çocuğumun ölmesinden daha mı basit? Neden sadece bir kişi bana taziye geldi? Neden diğerleri gelip de bana taziye etmediler? Çocuğumu kaybetmekten daha kötüdür bana cemaatle namaza gidememek diyor. Bizim dinlediklerimizi dinlemişler. Bizim biraz önce dinlediklerimizi dinleyip anlayanlar böyle anlamışlardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimizin arkadaşlarından der ki, bir insan münadiyi ezan okuyanın ezanını duyar da eğer ona icabet etmezse onda hayır yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, bir insan ezanı duyacak da, bir insanın kulakları ezanı duyacak da o ezana icabet etmeyecek, cemaate icabet etmeyecek, o kulakların içerisi ezan dolmasındansa kurşun eritilip dökülmesi bence daha iyidir der. Meymun İbni Mehran der ki, mescide geldim. Ona dediler ki, namaz bitti, geç kaldın. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Kardeşler biz ne zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun deriz? Ölüm haberini duyunca değil mi? Camiye geldiğinde cemaat bitti dediklerinde inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi ve şu cümleyi ilave etti. Lefadlu hadihi salati ahabbu ileyye min vilayetil Irak. Vallahi şu namazı camide cemaatle kılmak bana Irak vilayetinden daha kıymetli, daha değerlidir benim gözümde. Bir Irak vilayeti benim olsa kaybetsem bu kadar üzülmezdim der. Kıymetli kardeşler, hazır mısınız? Başka bir şey söyleyeceğim size. Ve ruviye ennes selefe kânu yu'azzûne enfusehum thelâthete eyyâmin idâ fâtethumut tekbîratul ulâ ve yu'azzûne seb'an idâ fâtethumul cemâ. Kardeşler diyor ki
Selefi salihin bu konuyu ayetlerden, hadislerden biraz önce anlattığım gibi dinleyip anlayanlar, kavrayanlar iftitah tekbirine yetişemedikleri zaman 3 gün birbirlerini taziye ederlerdi. 3 gün giderdi evine kardeşim. Geçmiş olsun, geçmiş olsun, iftitah tekbirine yetişemedin. 3 gün giderlerdi. Evet, eğer cemaatle namaza gelemezlerse 7 gün gidip taziye ederlerdi. Bir arkadaşları cemaatle namaza gelemediğini tespit ettiklerinde 7 gün peş peşe giderlerdi. Kardeşim, geçmiş olsun, geçmiş olsun, cemaatle namaza yetişemedin, sabah namazında yoktun, yetişemedin. Bir kere değil, 7 kere giderler, 7 gün giderlermiş. Rabi İbni Haysem felç hastalığına muptela olmuş. 2 tane arkadaşına yaslanarak onların omuzlarını kollarına girerek namaza giderdi. Ona dendi ki, ey Ebu Muhammed, Allah sana izin verdi, ruhsat verdi. Sen hastasın, sakatsın, evinde kılabilirsin, mazursun dediler. O da dedi ki, doğru söylüyorsunuz, bana izin vardır. Ama ben müezzinin ezanını duydum. Hayya ala salah dedi, gelin namaza dedi, durun namaza demedi ki. Beni namaza çağırdı, gelin namaza dedi, nasıl evimde kılayım, gelin kurtuluşa dedi. Ben kütürüm olarak sürünerek gidebilsem yine giderim dedi. Şimdi yine büyüklerden bir şey naklederek bitiriyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Peki. Diyor ki İbn Ömer ve kâne ba'du selefi yekûl Selefi salihin Efendimizin aslına en yakın olup İslam'ı en iyi kavrayan insanlar kastediliyor bundan. Şöyle diyormuş. Mâ fâtet ahaden salatul cemaati illa bidenbin esâbehu. Enteresan bir tespit kardeşler. Ne kadar mantığınıza yatar bilmem ben. Diyor ki, eğer namaza inanan, cemaatle namaza inanan bir insan bir vakit cemaati kaçırmış ise o bu nimetten mahrum olmayı gerektirecek bir yanlış yapmış ki Allah ona bunu nasip etmemiştir. Arkadaşlar, sözün bittiği yerdir burası. Eğer bir insan Allah'a inanıyor, namaza inanıyor, cemaatle namaza inanıyor, Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dediklerine inanıyor, buna rağmen bir vakit namaz cemaatten mahrum kalırsa, acaba ben bu cemaate gitseydim elde edeceğim o sonsuz mükafatı almama engel olacak ne günah işledim ki Allah benim ayağımı bu namazdan kesti, cemaate beni göndermedi. Bunu kara kara düşünmesi lazım der. Ve isterseniz kıymetli dostlar, Hazreti Ömer Efendimizin başından geçen bir olayla dersimi bitireyim. Bu olayı Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatır. Der ki, خَرَجُ عُمَرُ يَوْمًا اِلَى حَائِطٍ لَهُ Bir gün Hazreti Ömer hurma bahçesine çıkmış. Kendisine ait bir bahçe vardı, hurma bahçesi vardı, ona çıkmış. Hurma bahçesindeki işini bitirince feraca dönmüş. وَقَدْ صَلَّ النَّاسُ الْعَصْرَ Geldiğinde baktı ki camide ikindi namazı kılınmış. فَقَالَ عُمَرْ Hazreti Ömer dedi ki اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Vay be! اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ dedi. فَاتَتْنِي صَلَاتُ الْعَصْرِ fil cemaat. Kılamadım cemaatle ikindi namazını. Kaçırdım cemaat. Uşhidukum. Ey arkadaşlar, sizi şahit tutuyorum. Enne haiti alel mesakin sadakatun. Liyekune keffareten lima sana'u Umaru. Ben Ömer bir cinayet işledim.
bahçem dedim. Hurma bahçem dedim, gittim. İkindi namazının cemaatini kaçırdım. Sizi şahit tutuyorum. Beni ikindi namazında cemaatten mahrum eden bahçemi fakirlere tasadduk ettim. Benim böyle bir bahçem yoktur artık der. Bir ikindi namaz. Rabbim kavramayı, hayatımıza geçirilmesi gerektiği gibi geçirebilmeyi nasip eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam.